Merhaba gençler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Berkay Yayıncılık 7. Sınıf Matematik Ders Kitabı sayfa 141-142 4. ünite değerlendirmesiyle dersimize devam ediyoruz. Gençler ilk sorumuzda dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler hazırsak ilk sorumuzda dersimize başlayalım. Bir otoparktaki minibüs sayısının otomobil sayısına oranı 2 bölü 13'tür. Gençler minibüsün otobüsü oranı 2 bölü 13 olduğunu söylemiş. Otoparkta 24 minibüs olduğuna göre gençler 24 minibüs gerçekteki sayımız benden otomobil sayısını istiyor. Otomobil sayısını x dediğimi düşünüyorum. Buradan kat olarak görebiliriz gençler veya içler dışlar çarpımı yaparız. 2 ile x'i çarptım 2x 24 çarpı 13'e eşittir. Buradan eksi bulabilmek için her iki tarafı 2 ile sadeleştirirsem 24'ü 2'ye böldüm 12. Ye. 12 ile 13'ü çarparsam 156 tane otomobil vardır diyoruz. Evet, i̇kinci sorumuza bakalım gençler. Deniz marketten 300 gram fıstık aldı ve 7 tam %20 ile ödedi. Buna göre 1 kilogram fıstığın fiyatı kaç liradır? Gençler gram olarak söylediği için 1 kilogramı şöyle 1000 gram olarak alalım. Evet 300 gramı 7 tam 10'da 2 ise şurada orantımızı kuralım gençler. Kalemimi rengini değiştireyim. Karışmasın. 300 gramı 7 tam 10'da %20 ise 1000 gramı x liradır diyoruz. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsam 300 x Evet, 7 tam %20'yi 1000 ile çarparken gençler yukarıda şöyle gösterelim. Bir bak, virgülden sonra 2 tane e, sayı var gençler. Ona da iki sıfırı sildim. 720. Bir de sıfır ekledim. 7200 oldu. Evet, 300 x 7200 ise şöyle her iki tarafı 300'e sadeleştirelim. Şöyle sıfırlara attım. 72'yi 3'e bölersem buradan gençler 24 TL olur. Evet, 1 kilogram yani 1000 gramın fiyatı diyoruz. Evet, üçüncü sorumuza bakalım. Bir simitçi her gün 130 simit satıyor. Buna göre geçen gün sayısı ile simitçinin sattığı simit sayısının orantılı olup olmadığını belirleyiniz diyor. Gerçekten birinci gün 130 simit sattım. İkinci gün yine 130 simit sattım. Gerçekten üçüncü gün Evet bakın yine istikrarı bozmuyor gençler. 130 sattı. Yine en ince günde de şöyle günler devam ettiğini gösterelim. En ince günde de 130 simit satar diyoruz. Gençler buradan her bir günde aynısı oranda simit sattığı için orantılıdır diyelim. Evet dördüncü sorumuzla devam edelim. Basketbolcu olan Semih'in oynadığı maç sayısı ile maçlarda takımını kazandırdığı toplam sayı yandaki tabloda verilmiştir. Tabloya göre Semih'in oynadığı maç sayısı ile takımına kazandırdığı sayıların orantılı olup olmadığını belirleyiniz diyor. Gençler birinci maçta bakın bir maç yaptığı zaman 15 sayı kazandım. O halde şöyle diyebilirim. Bir maçta 15 sayı. iki maçta evet 2'yi 15 ile çarparsam 30 elde ederim. Gençler bakın burada 3'ü de 15 ile çarpınca Burada yeni çarpı 15 olduğunu gösterelim. Ne yapması gerekirdi? 45 olması gerekirdi. Burada 40 yazdığı için orantılı değildir diyoruz. Evet, bütün satırlardan olması sütunlardan olması gerekiyordu. E 15 kat olması gerekiyordu. Eğer orantılı olsaydı diyelim. Devam edelim. 5 sorumuza bakalım. Şu 5 soruyu gençler çizeceğim için şu boşluğu kullanmak istiyorum. Bir tır yaptığı her seferinde 40 ton odun taşıyabilmektedir. Buna göre tır, tırın yaptığı sefer sayısı ile taşıdığı odunun kütlesi ton arasındaki ilişkiyi tablo ve denklemle ifade ediniz diyor. Aşağı şöyle evet, küçük bir tablo çizelim. Evet arkadaşlar şuraya sefer sayısı yazayım. Evet buraya da taşıdığı odunun kütlesi diyelim arkadaşlar. Birinci seferde gençler. Evet. 40 çarpı 1'den 40 ton taşıdı. İkinci seferde 40 çarpı 2'den 80 ton taşıda. Arkadaşlar buradan şöyle yazalım. Nokta nokta devam edecek olursa. Evet. x seferde. Evet. sefer sayısına X dersem. Evet. Onun kütlesi ne olur gençler? Ya da Y diyecek olursak. Y'nin değeri 40 çarpı X olur diyelim. Evet. Denklemimizde 40 çarpı X olarak yazmış olalım. Evet. Devam edelim. 6. sorumuza bakalım. Bir hayvanat bahçesindeki aslanlar her gün 80 kilogram et yemektedir. Buna göre geçen süre sayısıyla aslanların yediği toplam et miktarını kilogram cinsinde gençler tablo belirterek bir orantı oluşturunuz. Orantı sabitini belirleyiniz ve yorumlayınız diyor. Gençler şöyle küçük bir hemen tablo çizelim. Şurayı kullanmak istiyorum. Geçen gün sayısı. Şuraya gün sayısı diyorum. Şuraya da tüketilen et diyelim. E gün sayısı gençler. Bir gün olduğu zaman ne yapıyoruz? 1 çarpı 80'den veya şöyle yazalım. 80 çarpı 1'den 80 kilogram et tüketiliyor. İkinci gün 80 çarpı 2'den 60 kilogram. Üçüncü gün 80 çarpı 3'ten 240 kilogram et tüketiliyor. Arkadaşlar buradan buraya eğer x diyecek buraya da y diyecek olursam x'inci günde de y'nin değeri ne olur arkadaşlar? 80 çarpı x olur diyelim. Orantı sabiti için gençler orantı sabiti Doğru orantı olduğu için gençler herhangi bir değeri birbirine bölmem yeterlidir. Bakın gün sayısını 1, Edilen eti 80 alırsam 1 bölü 80 olur. Demek ki gençler yani işte bir günde 80 kilogram et tüketilir diyerek ne yapabiliriz? Orantı sabitini yazabiliriz. Evet, 7. soruyla devam edelim. X ile Y doğru orantılıdır. X 7 iken yani Y 25 X 35 iken Y kaçtır diye soruyor. Gençler ama şurayı kullanalım. Evet, X ile Y doğru orantılı olduğu için X bölü Y şeklini yazabiliriz madde 7 iken 25 ise x yerine 35 yazarsam y'nin değerini istiyor. Gençler doğru oranta içler dışlar çarpımı yaparsam 7y eşittir 35 çarpı 25 ne her iki tarafı gençler 7 ile sadeleştirirsem işlem kolaylı olur diyorum. 35'i 7'ye böldüm. 5 kaldı. 5 ile 25 çarparsam y'nin değeri 125 olur diyelim. D seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır. Şöyle 8. soruda gençler X artı 1 ile Y ters orantılıdır. Gençler bakın burada ters orantılı olan X artı 1. X değil gençler. X 2 iken Y 10 ise X 5 iken Y kaçtır diye soruyor. Gençler şurayı yine kullanmak istiyorum. X artı 1'im ve Y'yi yazdım. X artı 1'de gençler X yerine 2 yazarsam 2 1 daha 3 Y'de 10 dedim. Evet x 5'ken gençler yani 5 artı 1'den 6 olur. Burada da y'yi istiyoruz. Şimdi, ters orantılı dediği için yatay çarpma işlemi yaparız. Evet 6 ile y'yi çarparsam 6 çarpı y 3 çarpı 10'a eşittir. İstersek direkt 30 olarak yazalım. Evet buradan her iki tarafı 6'ya bölersem y'nin değeri 5 olur diyoruz. Ve a seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Devam edelim. Dokuzuncu sorumuza bakalım. 50 kilo 50 metre kumaş uzunlukları 3 ve 7 ile doğru orantılı olacak şekilde iki parçaya ayrılıyor. Buna göre büyük kumaşın uzunluğu nokta nokta metre, küçük kumaşın uzunluğu nokta nokta metre olur diye söylüyor. Arkadaşlar 3 ve 7 ile doğru orantılı dediği için 3K ve 7K gibi düşüneceğim. 3K ile 7K'nın toplamı toplam 50 metre eşitmiş. O halde 3K 7K'da k 10K 50 ise her iki tarafı 10'a bölersem K'nın değeri 5'tir. O halde büyük kumaş gençler 7K'ydım. Şuradan 7 çarpı 5'ten 35 metredir. Küçük kumaşta 3 kydı Şuradan yazalım. 3 çarpı 5'ten 15 metre olur diyoruz. Büyük olan 35 metre diğeri 15 metre olur dedik. 13 evet, sorumuzda Seda projesini günde 3 saat çalışarak 15 günde bitiriyor. Seda aynı hızla günde 5 saat çalışsaydı projesini kaç günde bitirirdi? Sevgili gençler süreyi kullanmak istiyorum. 3 saat çalışırsa 15 günde bitiyorsa 5 saat çalışsaydı X günde biter diyelim. Saat arttığı zaman gençler günün azalması gerekir. Yani ters orantı vardır diyoruz. Burada 3 çarpı 15 5 çarpı x eşittir. O 5x 3 çarpı 15'ten her iki tarafı 5'e bölelim. 15'i 5'e böldüm. 3 kaldı. 3 kere 3 9 günde biterdi diyoruz. B seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet 11. soruya devam edelim. Yandaki tabloda A ile B değişkenlerin bazı değerleri verilmiştir. Tabloya göre A ile B değişkenlerinin ters orantılı olup olmadığını belirleyin diyor. Gençler eğer A ile B ters orantılıysa A çarpı B'nin K sabit sayısına eşit olması gerekiyor. Baktığımız zaman gençler bunları çarparak birbirine eşit mi diye her bir satırı kontrol edelim. Eksi 7 ile eksi 15 çarparsam 105 yapar. Eksi 5 ile eksi 21 çarparsam 105 yapar. Eksi eksi çarptım yine artı. 3 çarpı 35 105. Eksi 1 ile eksi 105 çarptım 105. 3 kere 35 105. 7 ile 15 çarparsam yine 105 oldu. Bakın hepsi gençler birbirine eşit olduğu için yani k sabitine eşit olduğu için ters orantılıdır diyoruz. Evet sevgili gençler. 12. sorumuzla devam edelim. İstanbul'da bulunan Minya Türk'te Galata Kulesi'nin maketi 1 bölü 25 ölçekte küçültülmüştür. Buna göre Minya Türk'teki 150 santimetrelik bir uzunluk gerçekte kaç metredir? İşte ölçek sorularında haritadaki uzunluğu gerçek uzunluğa oranlıyoruz. Evet, burada gelen maket dediğimiz harita veya kuru uzunluk ay kısmındaki sayıdır. O halde bizim ölçemiz 1 bölü 25 ise minyatürteki 150 santimetre gerçekte x santimetre diyorum. Burada içler dışarı çarpımı yaparsam evet, 1 ile x çarpım x 25 çarpı 10 150 Evet 25 ile 150 çarparsam gençler santimetre olarak buluruz. Daha sonra istersek bunu hemen şöyle yapalım e, metreyi çevirmek için de yüze bölmem gerekiyor. Bakın şöyle yüze böldüğümüzde gösterelim. Evet. Ne yaptık? Santimetreyi metreye çevirmek için yüze böldük. 25 ile 100 sadece 4 kaldı. 150'yi 4'e böleceğiz. Evet, normal bölme işlemini yapalım. 15'in içerisinde 3 kere 3 kere 4 12. 30'un içerisinde 7 kere 7 kere 4. 28. 2'nin içinde yok. 1 sıfır ekledim. Virgül ekledim. 20'nin içinde 5 kere. 5 kere 4. 20. Evet. 37 buçuk metre olur. Sorumuzun yanıtı diyelim. Evet sevgili gençler. Devam edelim. 13. sorumuza bakalım. şöyle kalemimi rengini değiştireyim gençler karışmasın. 40 mililitrelik bir sıvı ile 2 litrelik su. Bakın gençler sıvı ile su karış kullanılarak bir karışım oluşturuluyor. Aynı oranda başka bir karışım için karışım oluşturmak istenirse karışıma 3060 mililitre sıvı katıldığında karışım kaç litre olur diye soruyor. Gençler şu 2 litreyi 2000 mililitre olarak yazalım. Şimdi şöyle yapalım gençler sıvıyı suyu oranlarsam Buradan yazalım. Sıvı bölü su 4 bölü 2000'den şöyle sadeleştirelim. 4'ü 200'e sadeleştirsem 1 bölü 50 olur. karışımdaki gençler suyun sıvıya oranı. Çünkü bu 1 bölü 50'yi kullanacağım gençler. Buradan sıvı gençler pay kısmındaydı. O halde 3060 Böyle x dersem buradaki karışımdaki suyu elde etmiş olurum. Burada x'in değeri 50 ile 3060'ı çarpıyorum. Ne yapacağız gençler? Karışımdaki suyu elde etmiş olacağız. 50 ile 3060 çarparsam 3060 5'i çarparsak gençler veya direkt yazalım. bin 153.000 mililitre olur. Gençler i̇şte 153 bin mililitre bizim su oranımız. Su. Karışımı elde etmek için ne yapıyorduk gençler? 3060 mililitre de sıvı ekliyordum. O halde 153 binin üzerine 3060 mililitre de su eklersem toplam karışımın mililitre cinsi de bulmuş olurum. Şöyle 0, 6, 0, 6, 5 ve 1. Bu gençler mililitre cinsine karışım bunu litreye çevireceğim. Litreye çevirmek için bine bölmem gerekiyor. 156.060'ı şöyle bine bölersem şöyle sıfırlar gitsin. Et evet, ne yapıyoruz gençler? 156 tam %6 olarak yazıyoruz. 156 tam %6 litre olur. Sorumuzun yanıtı diyoruz. Evet sevgili gençler. 14. soruya devam edelim. Aşağıda veren ifadeler doğru ise ifadelerin başında kutucuğa D, yanlış ise Y yazınız diyor. Evet, ilk ifademizde 3000 TL'nin %160'ı 4800 liradır dedi. Mesela 3000'i %160'ını bulmak için evet, %160'da. yani 160 bölü %'ye çarpıyorum. Şöyle sıfırlar gitsin. Evet 16 ile 3'ü çarparsam 48. 1, 2, 0 ekliyorum. 4.800 ilk ifademiz doğrudur. 800 kalemin %13'ü 114'tür demiş. 800'ün %13'ünü bulmak için 13 bölü 100'e çarpalım. Şöyle sıfırlar gitsin. 13 ile 8 çarparsak gençler 8 kere 3 24. Elde var 2. 8 kere 1 8. 2 daha 10. Evet, 104 olması gerekiyordu. 114 olduğu için bu ifademiz yanlıştır. %15'e 24 kg olan etin tamamı 180 kg'dır demiş. orantı kurabiliriz. 15 ile 24 ise tamamı %100'dür. Buna x diyorum. İçler dışlar çarpımı yaparsak 5x 24 çarpı yüzde eşittir. Her iki tarafım 15'te sadeleştirelim. Evet. 5'e böldüm 3. 5'e böldüm 20. 24'ü 3'e böldüm 8. 8 kere 20. 160 kilogram. Gerçi 160 değil 180 kilogram yazdığı için bu bilgimiz de yanlıştır diyelim. Sağdaki ifadelere bakalım. 18.000 metrenin yüzde 0 tam yüzde 6'sı 3.000 metredir. Gerçi öncelikle şunu düzenleyelim. %0 tam %6'yı virgülden kurtarmak için yüzde genişletirsem 10.000'de 6 olur. Yani ben 18.000'in 10.000'de 6'sını bulacağım. Yani şöyle 1, 2, 3 1, 2, 3 18 ile 6'yı çarpıp 10'a böleceğiz gençler. 18 ile 6'yı çarparsam 108 Bölü 10'dan 10 tam 10'da 8 olur. 3000 metre ifadesi yanlıştır diyelim. Evet. 250'si 350 olan sayı 140'tır demiş. Gençler bunu da şöyle e, pratik olarak da yazabiliriz. Yüzde 300 300'si pardon, 350 ise 350'yi evet, ne yapalım gençler? Yüzde pardon 100 bile 250'ye bölebilirim. Pratik olarak şöyle yazabilirsiniz. 350 çarpım Normalde %250'ye bölecektik. Bölmek demek ters çevirip çarpmak demektir. 100 bölü 250 ile çarpabiliriz. Buradan şöyle gençler. 0 buradan atayım. 100'ü 25'e bölersem 4 kalır. 4 ile pardon 35 ile 4'ü çarparsam 140 olur. Demek ki bu ifade doğrudur diyoruz. 40 sayısı 50'nin %80'idir demiş. Gençler şöyle yazalım. 50'nin %80 ise yani 50'de 40, %80 mi diye düşünüyorum. Bunu 2 ile genişletirsem %80'e eşit olduğunu görüyorum. Demek ki bu ifadede doğrudur diyoruz. Evet, 15. sorumuza bakalım. Şöyle kalemimi değiştireyim. %40 indirimle 3000 TL olan bir koltuk takımının indirimden önceki fiyatı kaç liradır? Mesela %40 indirim demek %60'ına satılmış demektir. Madem yüzde altmışı 3000 liraysa indirimden önceki fiyatı %100'dür. yüzdür. Buna x diyorum. Arkadaşlar şöyle yapabiliriz bakın. biraz sıfırı sildim. Evet 306'nın arkadaşlar evet, e, 50 katıdır. O halde x de 100'ün 50 katıdır. 50 çarpı 100'den 5000 TL olur indirimden önceki fiyatı diyelim. Evet sevgili gençler. Devam edelim. 16. sorumuza bakalım. Maaşı 2100 TL olan bir işçinin maaşına zam yapılıyor. İşçinin zamlı maaşı 2730 TL olduğuna göre maaşına yüzde kaç zam yapılmıştır? Gençler öncelikle zam miktarını bulmak için 2730'dan 2100'ü çıkarıyorum. 630 TL zam yapılmış. 630 TL gençler 2100'de 2100'e göre yüzde kaçtır diye düşünüyoruz. Yani 2100'de evet 630 yüzde kaçtır diyeceğiz. Şöyle sıfırları attım. Ee, 21'e bölelim gençler. 63'ü 21'e bölersem 3. 210'u 21'e bölersem 10. yüze çevirmek için 10'la genişletirsem. Demek ki yüzde 30 zam yapılmıştır diyoruz. Evet 17. ve son sorumuza bakalım. Evet 17. sorumuzda KDV'li fiyatı 230 236 TL olan bir ürüne uygulanan KDV oranı %18 olduğuna göre KDV tutarı kaç TL'dir diye soruyor. Şimdi gençler KDV'li fiyat demek %100'e %18 KDV olduğu için %18 eklemek demektir. Yani %118 demektir. O halde %118'im 236 TL'si. Ben de KDV tutanı yani %18'ini istiyor. %18'i x'tir diyorum. Gerçi i̇şte doğru orantı olduğu için bakın kat olarak görebiliriz. 136, 118'in 2 katıdır. O halde x de 18'in 2 katıdır. Buradan x eşittir. 2 çarpı 18'den 36'ya eşittir diyelim. Demek ki KDV tutarı 36 TL'dir diyoruz. Evet gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.